Bu cihazı dün almıştım. Bugün test etme imkanım oldu. Ama E30 hatası veriyor cihaz. Hiçbir şekilde şeyi kullanamıyoruz. Elektrikli gücü kullanamıyoruz. Sadece işte farı yanıyor. Şurada gösterge açılıyor. Bir saniye gösterelim şöyle. Şurayı ona getirdik. Ondan sonra ekranı açıyoruz. Şimdi ekranı da göreceksiniz. E30 hatası veriyor. Bu temassız, beyinle ilgili temassızlık anlamına geliyormuş. Birçok forumda arkadaşlara sordum. Yetkili servise götürün, bazıları götürmeyin. Boştan yere beyinciye gidiyor cihaz diye söylediler sağ olsunlar. Ben de ne yaptım? Dediler ki arkadaki kabloları kontrol edin. Ben de kabloları kontrol edeceğim. Onun için şurada sede var arkada. Şunun altta 4 tane vidası var. Bunu bu şekilde çıkarıyorsunuz. Şöyle bakıyoruz. Şurada boşta kabloları var. Şunun bağlı olması lazım. Ama şu anda boşta. Kabloları bir kontrol edeceğim. Ondan sonra tekrardan bir bakacağım nasıl olacak diye. Evet arkadaşlar. Kontrol ettim. Bazılarının tam oturmadığını gördüm. Oturtturdum. Yalnız işçiliği, kablolama işçiliği çok kötü. Şuraya bakın, buraya ne yapmışlar? Böylesine bir tutturmuşlar yani. Şu boşta ne olduğu belli değil. Şurada birçok boşta uç var. Ama bunlar büyük ihtimalle bir etki etmiyor. Ama şuradaki şöyle göstereyim. Şuradaki kabloları biraz çıkıktı. İleriye doğru ittim. Şimdi birazdan tekrar deneyeceğim. Bakalım ne durumda. Bütün fişleri söküp tekrar yerine taktım. Şimdi cihazı bir daha deneyeceğim. Yine E30 hatası verdi. Bu iletişimsizlik hatası diyor. Şu kabloları da bir şöyle tekrardan söküp takacağım yerlerine. Ne var ne yok diye. Bir de şurada birleşim yeri var. Onu söküp takacağım. Ondan sonra tekrardan çalıştırmayı deneyeceğiz. Problemi buldum arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu yerine girmediği için temassızlık hatası veriyor. Şurada karşılığını görüyor musunuz? O yerine girmiyor. Şimdi onun yerine takmaya çalışacağım. Şurada bakın şimdi. Şöyle göstereyim size. O yerine girmiyor şuraya. Yanına girmiş. O yanına girince tabii ki temas etmiyor. İnşallah onu bir deneyeceğim. Ondan sonra tekrar videomuza devam edeceğiz. Bu arada bu kablo nereden gidiyor diyorsanız şurada ekrana gidiyor. Ekrandan tabi ekrandan geldiği için de temassızlık var diyor. Beyinle alakalı. Şimdi tekrar bakalım. Şöylece dikkatlice baktığınızda bakın yan tarafına girmemiş. Yani kendi mevcut diline girmediği için temassızlık gösteriyor. Evet arkadaşlar. Buradaki problemi çözdük. Karşıya giren erkeği dişiyle birleştirdik. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım E30 hatasını verecek mi? Şöyle göstereyim. Şimdiye kadar yanması lazımdı. Evet. Şu anda beyinle temas ediyor. Artık iletişime geçiyor. Yarın da bir test videosu çekeceğim. O gücü alacağız mı? Belki de gecenin saat 1'i, belki yine şu anda bile deneyebilirim. Bir sıkıntı var mı diye. Şimdi şurayı toplayacağım. Sonra deneyeceğim. Devamını
paylaşırım sizinle. Evet arkadaşlar, denedim biraz önce. Gayet başarılı oldu. Çok güzel gidiyor. Bu akşam haybeye 3 saat kendi kendimi yormuşum. Şu anda mükemmel bir şekilde çalışıyor cihaz. Gayet de başlangıç için elektrikli bisiklete çok başarılı bir ürün. Sadece kablolama sistemi biraz sıkıntılı tabii ki. Fiyat performans olarak derseniz güzel bir cihaz.